Erdoğan'ın eski dostu da fakirleşen Türkiye'den şikayetçi. Akif Beki, Ergün Atalay'ın enflasyon devam ettiği sürece alacağın zammın bir önemi yok sözlerini yazdı. Hadi TÜSİAD Başkanı, fakirleşerek büyümekten şikayet edecek son kişiydi, Türk İş Başkanı da mı öyle, onun da mı enflasyondan şikayete hakkı yok? Karar yazarı Beki, enflasyon, iktidarın tercihiyle patladı, bunu da cümle alem biliyor. Bakan Nebati, enflasyonla büyümeyi seçtiklerini açık açık söylemişti. İsterlerse enflasyonu düşürebilecekken sert tedbirlerle düşürmediklerini de. Dostlar alışverişte görsün, sözde zenginleşirken özde fakirleşiyoruz, sır değil. Ama böyle ifade edilmesinden fena rahatsız oluyor iktidar, lafını bile duymak istemiyor yorumunu yaptı. Peki, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, kral çıplak dediğinde işitmediği azar kalmamıştı. Sen misin, fakirleştirerek büyütme, modelini eleştiren. Aklını kendine saklamayan Orhan Turan'a verildi veriştirildi. CHP ağzıyla konuşmak, yerli ve milli olmamak, bu işlerden anlamamak, daha çırak olduğuna bakmadan iktidara ders vermeye kalkmak ve haddini bilmemekle suçlandı. Kim oluyordu? Bu kafayla giderse iktidarın kapısını bir daha çalmaması için uyarıldı diye yazdı. Beki, yazısını şöyle sürdürdü. Derken, 3 hafta geçti geçmedi, şimdi Türk İş Başkanı Ergün Atalay da fakirleşerek büyümekten yakınıyor. Asgari ücrete %30'luk zammın ardından Habertürk'e çıktı, Fatih Altaylı'nın programına. Fakat hiç de memnun ve müteşekkir konuşmuyordu. İktidara şöyle sesleniyordu. Enflasyon devam ettiği sürece alacağın zammın bir önemi yok. Bana zam ver, arkadan ekmeğe, peynire zam yap, önemi yok. Bana zam da verme, enflasyon da olmasın. İşçi sendikası başkanının söylediği, patronlar kulübü başkanının dediğiyle aynı kapıya çıkmıyor mu? Hadi TÜSİAD Başkanı, fakirleşerek büyümekten şikayet edecek son kişiydi. Türk İş Başkanı da mı öyle, onun da mı enflasyondan şikayete hakkı yok? Görünüşte büyütürken gerçekte yoksullaştıran bir politika izliyor iktidar. Ve bunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski dostu Atalay da seslendiriyor.